Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, vatandaşın alım gücünün artırılması için asgari ücretin artırılması yerine zamların geri alınması ve enflasyonun düşürülmesinin daha doğru olacağını söyledi. İsmim Mehmet Şimşek, Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanlığı'na yaklaşık 5 ay önce atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte Talas'la ilgili teşkilat çalışmalarımız, gerekli altyapılarımız ve Talas'la ilgili bütün çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Talas'a inşallah yenilikleri, yeni projelerle gündeme getireceğiz. Talas'ımızı daha da ileri bir seviyelere çıkaracağız inşallah. Şimdi Talas'ta biliyorsunuz ki öğrenci yoğunluğu olduğu için Talas'ta çeşitli illerden gelen, farklı kültürlerden gelen öğrenci gruplarımız var. Talas'ın ben yeterince turizme hani biraz eksiklerim olduğunu düşünüyorum turizm konusundan. Biraz daha güzel bir çalışmalar yaparak Talas'ı özellikle Derebenk Viyadüğü taraflarını, Talas'ın çevrelerindeki yerleri turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Bu arada Talas'ta şu an mevcut hani bizim partimizin genel görüşlerinden biri de bu. Yapılan çalışmaları hiçbir zaman olumsuz yönde etkilemedik. Özellikle vatandaşlarımızın lehine olan çalışmaları takdir etmesini bildik. Bu konuda Mustafa Yalçın'ın çalışmalarını gerçekten başarılı buluyorum, takdir ediyorum kendisini de. Biz devamında eksik gördüğümüz ve neler katabiliriz, Talas'ı nasıl güzelleştirebiliriz, Talas halkı için, Kayseri'nin tanıtımı için neler yapabiliriz? İlerleyen günlerde inşallah bu projeleri kağıda kaleme döküp tekrar sizlere sunacağız. Evet, halkımızın son zamanlardaki kanayan yarası bu sorduğunuz soru için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ekonomimizin son geldiği durumlar biliyorsunuz dışa bağlı olan üretim ve tedarik zincirinin devamından dolayı maalesef hem esnafımız hem çiftçimiz hem vatandaşımız zor bir durumda. Son zamanlarda yapılan açıklamalarda bütün siyasi partilerin tek bir ağızdan önümüzdeki günlerde hem emekliye, asgari ücretliye ve diğer çalışanlara maaşlarına artış yapacaklarını söylüyorlar. Ben bu açıklamayı doğru bulmuyorum. Şu yüzden tabii ki asgari ücretli olsun, diğer çalışanlarımız olsun hak ettiği değeri görmeleri lazım. Fakat zam yaparak sadece mevcut olan diğer zamları tasdiklemiş oluyorlar. Yani orada evet bir zam var, biz bunun önüne geçemiyoruz ama size de bir miktar zam verip sizi rahatlatalım. Bence bunun aksini söyleyip hem vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek adımlar atıp hem bu fiyatları geri çekme konusunda bir çalışma yapıp üretime teşvik edip biliyorsunuz şimdi bahar ayındayız. Ekimin, dikimin en yoğun olacağı bir aydayız. Ben mesleğim gereği de hem çiftçilikle hem tarımla ilgilenen bir insanım. Şu an gerçekten hiçbir çalışma yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Mazot fiyatlarından, gübre fiyatlarından ve en kötüsü de şu, konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Eken vatandaşımız ektiği mahsulü kime nasıl satacağından, aradaki komisyoncuların kendilerinden fazla kazandığını bildikleri için ekme tarafları da olmuyor. Maalesef bu zamlarda son zamanlarda hem üretimcilerimizi perişan etti hem de vatandaşımızı perişan etti. Ben bu konuda son olarak şunu söylemek istiyorum zamlar konusunda. Hani esnafa şirin görünmenin bir anlamı yok. Gidip esnaf ziyaretlerinde farklı vaat vermenin bir anlamı yok. İlimize gelen çeşitli siyasiler var son günlerde. Devlet hastanesinin baştan aşağı tarafa doğru geldiklerinde ya da herhangi bir caddeye gezdiklerinde bunu gayet net bir şekilde görecekler. Her iki dükkandan bir tanesi şu an için kiralık vaziyette. Çünkü esnaf gerçekten büyük bir zarar içerisinde. Esnafa farklı vaatler değil, esnafı koruyacak, yaptığı işleri pazara sunabilecek ya da maliyetini muhafaza edebilecek, sürekli bir zam altında kalmayacak açıklamalar ve vaatler yapılması lazım. Ve gerçekli, samimi vaatler yapılması lazım diye düşünüyorum. Asgari ücretli bizim gezdiğimiz, gördüğümüz, tanıdığımız insanların geçen yıla nazaran aldıkları ücret rakam olarak artsa da alım güçleri maalesef geçen yılın yarısı kadar bir gelire tekabül ediyor. Dediğim gibi zam vaatleri değil de asgari ücrete zam vaatleri değil de mevcut zamları geriye çekme gibi bir durum olursa bir de enflasyon düşürüp bu gıda fiyatlarındaki sınırlamaları hani özellikle konudan konuya da geçmek istemiyorum şimdi. Biraz önce de tarım tarafından bahsettik. Ülkemiz ne kadar tarım topraklarına sahip olsa da tarımla biz maalesef dışa bağlı olarak hareket ediyoruz. O yüzden mevcut olan üretimi
şeyler getirilerek, ihracat sınırlaması, kısıtlaması getirilerek, bu arada da çiftçimizin tabii ki emeklerini heder etmeden, komisyonculara yedirmeden ihracat sınırlandırması gerekerek ilk önce bizim vatandaşımızın rahat bir şekilde geçimini sağlaması, artan malzemelerin kontrollü tarımla piyasaya sürülmesi ya da haliyle ihraç edilmesi tarafın o sebepten bu sadece zamlar geçici bir günübirlik kurtarma ya da bir psikolojik olarak işte önümüzdeki günlerde bir zam gelecek. Onu ben şu şekilde değerlendireceğim, bu şekilde değerlendireceğim gibi düşüncelere sebep olacak ama kalıcı bir çözüm olduğunu düşünmüyorum.